bugünkü konuşmamızın başlığı İttihat ve Terakki liderlerine göre Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girişi. Niçin böyle bir başlık seçtik? Hepimiz ilkokul 4. sınıftan itibaren tarih dersleri okuduk. 5. sınıftan itibaren ortaokulda, lisede Birinci Dünya Savaşı bahisleri hep işlendi. Hatta ve hatta üniversitede herkesin almak zorunda olduğu İnkılap Tarihi dergi Birinci Dünya Savaşı anlatılır ve şöyle bir hikaye üzerine kurgulanır. Hem başlangıcı ve hem de bitişi bir hikaye üzerine kurgulanmıştır. Başlangıcı şöyle, bu da İttihat ve Terakki liderlerinin yapıdır. Yani iş baştan ayrıldıktan sonra 1908'in Ekim ortalarında işte yurt dışına giderler. Hikayeleri ayrıdır onların. Ama her birisi kendi hatıralarını yazar. Enver Paşa'nın Naciye Sultan'a yazdığı mektuplar dışında onun şu ana kadar hatıraları ilgili herhangi bir şey ya rast gelmedim. Ama diğerlerinin tamamı hem sivil kanat ve hem askeri, yani Cemal Paşa da dahil olmak üzere kendi hatıralarını yazdılar. Hatıraları okuduğunuzda Omiyet'te kendileri savun üzerine inşa ettikleri metinlerle karşılaşırız. Yani 1909'dan 1918'e kadar 9 yıllık bir iktidarları döneminde zaman zaman perde arkasında, zaman zaman mutlak hakim olarak iktidarı sürdürdüler ve bu süreçte uyguladıkları politikaları ve idarede göstermiş oldukları zafiyetler de dahil olmak üzere bir bakıma bunların bir savunmasıdır. İşte Birinci Dünya Savaşı'nın girişiyle ilgili de aslında bir hikaye uydurmuşlardır. O hikaye de şudur. Evet, biz Almanlarla bir ittifak yaptık. Doğrudur. 2 Ağustos 1914'te, yani Birinci Dünya Savaşı'nın başlamış olduğu ve Avrupalı devletlerin Rusya'da dahil olmak üzere birbirleriyle boğazlaştıkları bir zaman diliminde biz bir askeri ittifak antlaşması yaptık. Askeri ittifakın maddelerinden bir tanesi de Rusya şayet Almanya'ya saldırırsa ya da Avusturya'ya saldırırsa dolayısıyla bu bir savaş sebebidir ve Osmanlı Devleti de savaşa dahil olur. Sanki kendileri akıllı, karşındaki insanların tamamı siyasetten anlamayan bir kitle olarak bakarlar ve böyle bir söylem geliştirirler. İşte burada evet Osmanlı Devleti savaşa girmek istemiyordu. En azından savaşın belki ilerlemiş olan bir safhasında dahil olmak istiyorlardı. Tarafsızlığını muhafaza edeceklerdi. Ama gel gör ki iki tane gemi bizim işimizi bozdu. Dolayısıyla bizi savaşa sokmak zorunda kaldı. İşte bu hikaye. Bir de bitiş hikayesi var. Bitiş hikayesi de şudur. Evet, Almanya eğer mağlup olmasaydı Birinci Dünya Savaşı sonrasında bizler de galip tarafta yer almış olacaktık. Bizler de galip sayılacaktık. İşte böyle bir metin, böyle bir hikaye üzerine metin inşa edilmiştir. Tüm siyasi tarih kitaplarında yazılan ciltlerle genel tarihe ait olan, Osmanlı tarihine ait olan ciltlerde de evet bu hikaye üzerinde inşa edilir. Ve ne yazık ki mektep müfredat programlarında da bu devam eder. İşte bu akşam biz bunun üzerinde biraz duracağız. Ben tabii kısmen bunları neşrettim. Hala neşri devam edecek olan çalışmalarım var. Birinci başlığımız bu. İkinci başlığımız İttihat ve Terakki'nin mutlak hakimiyeti. Kanun esasi hükümleri çerçevesinde devlet yönetiminde sahip oldukları güç ve Sultan Reşat'ı, Mehmet Reşat'ı
nasıl devre dışı bıraktıkları konusu üzerinde duracağız. Ve bu çerçevede Sultan Reşat'ın çok kısıtlanmış olan yetkilerini dahi kullanamadığını birkaç örnekle ifade edeceğiz. Ve diğer bir başlığımız da işte bu liderlerin hatıralarında umumiyetle nasıl bahsedilir birkaç cümleyle ifade etmeye çalışacağız. Ve nihayetinde işin sonunda yakın zamanlarda neşredilmiş olan çok Almanca'dan tercüme edilen güzel bir çalışma var. Bu Goben yani Yavuz ismini alacak olan Goben ve Breslau, Midi alacak olan o iki Alman gemisinin komuta kademesinde görev alan iki subayın yarbay rütbesinde o sıralar Theodor Kraus yarbay ve Karl Dönitz yine yarbay. Bu Karl Dönitz daha sonra İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevine gelecek amiral rütbesinde. Bu ikisi süvari olarak komuta kademesinde bu iki gemide görev yapıyorlar. Ve bütün savaş boyunca da bu gemilerde görevlerini sürdürecekler. Onların güzel bir kitabı tercüme edildi. Alman tercüme edildi. Kader Gemileri başlığı, kitabın başlığı. O Almanca orijinalinde de işte böyle tercüme edecek bir başlık. Kader Gemileri, Yavuz ile mi Dilli? Çok hacimli bir kitap değil. Ve dolayısıyla günü gününe Karadeniz'deki faaliyetleri İstanbul'da bulundukları sırada işte Trabzon'la İstanbul arasında asker naklinde nakliye gemilerini yaptıkları refakatlar ve zaman zaman Karadeniz'de Rus donanmasıyla işte müsaademeleri bunlar anlatılır ve aynı zamanda da işte 29 Ekim 1904'teki bu Karadeniz Rusya'nın Karadeniz sahillerindeki Teodosia bu Kırım'ın önemli bir ticaret limanı ile Novorossiysk hem askeri tesisler bakımından donanma tesisler bakımından hem de petrol depoların bulunduğu bir yer. Oraya yapılan o bombardımanı çok açık yüreklilikle anlatıyorlar. Diğer önemli bir husus da şudur. Yine bir hikaye vardır. O hikaye de şudur. Ağustos başlarında efendim bu iki Alman gemisi işte İngiliz donanması tarafında takibe alınmışlardı. Bunlar da Çanakkale'den Osmanlı Devleti'ne sığındılar. Şöyle böyle bir hikaye. İşte bu hikayenin de asıl olmadığını yine iki önemli şahsiyetten, hadiselerin görgü tanıklarından ve yetki sahibi olan iki kişiden bunu da biz görüyoruz. Bu bakımdan bu da önemlidir. Şimdi kimlerdi bu itaatçı liderler? Bunların hatıralarından bahsedeceğiz. Hatıralarında Birinci Dünya Savaşı'na giriş hikayesine nasıl bakıyorlar? Talat Paşa bir defa, onun hatıraları biliyorsunuz neşredildi. İki hatıratı var. Bir hatıratı Talat Paşa'nın hatıraları diye Alpay Kabacalı tarafından neşre hazırlandı. İş Bankası Yayınları arasında bu neşredildi. Zannediyorum şu anda 11. baskısı var. Küçük bir kitaptır. Tarih meraklılarına tavsiye ettiğim bir hatırattır. O görmekte yarar var. İkincisi Said Halim Paşa. Biliyorsunuz Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın torunudur. Şurayı Devlet azası İstanbul'da. Mehmet Abdülhalim Paşa'nın oğludur kendisi. 6 yaşındayken İstanbul'a gelecektir. İstanbul'da çocukluk devresi, gençlik devresi geçecektir. Daha sonra Cenevre Üniversitesi'nde siyaset bilimi tahsili yapacak. Ve 24 yaşında Abdülhamid tarafından Şuray Devlet yani bugünkü Danıştay üyeliğine atanacaktır. İstanbul'da hayatını sürdürmüştür. 1903'ten itibaren de Jön Türklerle yakın ilişki içerisindedir. Ona da hatıraları neşredildi. Yine hatıraları Malta sürgününden sonra yerleştiği Roma'da. O öldürülmeden önce yani 15 Mart 1921'de
bir Daşnak Lusyon teröristi tarafından katledilecekti konağının önünde. İşte o ölümünden önce o da bir bakıma hem Malta'da bulunduğu sırada ve hem de Roma'da yaşadığı dönemde hatıralarını kaleme alacaktır. Said Halim Paşa'nın hatıraları, anıları diye. Şimdi Talat Paşa'nın birincisi dedik, ikincisi de son dönemlerine ait, yani Berlin'deki yaşantısına ait hatıraları. Orada mahkeme sefahatı da, yani Taylarya'nın muhakeme edilmesi, Berlin Ceza Mahkemesi tarafındaki o mahkeme sefahatı da oradan yer alır. Cemal Paşa hem Talat Paşa üzerine doktora tezi yapıldı. Cemal Paşa üzerine de doktora tezi yapıldı. Cemal Paşa'nın da hatıraları da büyük bir yekün tutuyor. Bizim Rüştü Bey'in kardeşi İzgüer tarafından o neşre hazırlandı ve bana da imzalı bir nüsha takdim etmişti. Cemal Paşa'nın tabii hatıraları daha önce de birkaç defa neşre hazırlanmıştı. Diğeri ise Halil Menteş'e. Bu Halil Menteş'e yine İttihatçı liderler arasında ikinci tahsil bakımından, bilgi ve görgü bakımından önde gelen bir şahsiyet. İstanbul Hukuk Mektebi'nde ikinci sınıfa kadar tahsil yapacaktır kendisi. Daha sonra Paris'e gidecektir. Paris Hukuk Fakültesini bitirecektir. Yani hukuk mezunu. Demek ki Said Halim Paşa da Cenevre'de siyaset bilimi okumuştu. Halil Menteş'e evet, Paris Hukuk Fakültesi mezunuydu. Cemal Paşa tabii askerdir, harbiye mezunudur. Ve işte bu Birinci Dünya Savaşı'na giriş, Birinci Dünya Savaşı'nın bitişi gibi konularda ve diğer pek çok konuda İttihatçı liderlerden ayrılan bir zat daha var. Cavit Bey, Maliyeci Cavit Bey diye bilinir. O da tahsil yapmıştır. Yani yüksek tahsil mezunudur. İstanbul İdadisi, bugünkü İstanbul Lisesi ve Mülkiye Mektebi. Yani siyasal bilgiler, İstanbul'daki Mülkiye Mektebi'ni bitirmiştir. Bütün hayatı, memuriyet hayatı ekonomik bürokraside geçmiştir. Dolayısıyla hem teoride hem pratikte ciddi bir maliye, ciddi bir ekonomi birikimi olan tatbikatta da birisidir. Onun günlükleri Meşrutiyet Ruznamesi adı altında pek çok yanlış okuma, hatalar olmakla beraber tarih kurumu tarafından neşredildi. Dört koca cilt. Muazzam, yani günü gününe tutmuştur. Bu dört cilt içerisinde her birisi 600 küsür sayfa, her bir cilt. Devasa bir eser. İşte o eserde ikinci cildinde bu Birinci Dünya Savaşı'na Osmanlı Devleti nasıl girdi? Gerek Talat Paşa'nın, gerek diğer nazırlıkların, Enver Paşa'nın, Harbiye Nezareti sırasındaki Enver Paşa'nın bütün bu siyasetlerini çok açık yürekle eleştiren, eleştirel bir gözle bakan birisi. Ve elbette Serikâr'da indikten sonra, yani Basra harap olduktan sonra tabii bunları kaleme alıyor. Ve aynı zamanda Sultan Vahdettin'le ilgili de çok ilginç görüşleri var ve hakikaten tarafsız ve hakikaten gerçeklere işaret eden, gerçeklere parmak basan bilgiler var. Bu bilgilerin bir kısmını da yine Vahdettin Mustafa Kemal adlı çalışmamda kullanmıştım, Cavit Bey'in. Evet, şimdi bu girişten sonra İttihat ve Terakki'nin mutlak hakimiyeti üzerinde, kanun esası çerçevesinde mutlak hakimiyeti üzerinde biraz durmak lazım. Bilindiği gibi kanun esası ilk anayasamız 23 Aralık 1876'da, yani Abdülhamid'in, Sultan II. Abdülhamid'in saltanatının başlarında kabul edilmişti. Hazırlanmıştı, kabul edilmişti. Tabii hazırlanmıştı demek çok doğru değildir. Tercüme edilmişti. Yani Belçika, Prusya anayasaları ve Fransa anayasa metinleri
elden geçirmek suretiyle bir muhtelit bir metin meydana getirilmişti. Bu metinde aşağı yukarı 119 madde, yani 140 maddelik bir kanun esası, daha sonra 119 maddeye indiriliyor. Fakat bu anayasa metni 13 Şubat 1878'de parlamentonun feshiyle, tatil edilmesiyle beraber kanun esası rafa kaldırılacaktır. Ama 33 yıllık Abdülhamit dönemine baktığınızda bu anayasanın bir hükümdara vermiş olduğu yetkileri sonuna kadar kullandığını biz görürüz. İşte bu madde üzerinde biraz duracağız. Bu maddeye bağlı kalarak saltanatını sürdürmüştür. Yani 23 Aralık 1876, demek ki 13 Şubat 1878. Her yıl kanun esası metninin tamamı yayımlanan devlet salnamelerinin dibacesinde, bazen hitamında bu metin olarak neşrediliyor. Şimdi birinci madde ile yedinci madde önemlidir ama bizi en çok ilgilendiren yedinci maddedir. Yedinci maddede padişahın yetkileri belirleniyor. Kısaca özetleyelim. Padişah bu yedinci maddeye göre bir defa sadrazamı kendisi belirler. Yani kim sadrazam olacaksa doğrudan doğruya ona o teklifi götürür. Ve sadrazamın kabinesinde görev alacak olan bütün nazırları, vekillerin isimlerini kendisi dikte eder. Yani sadrazam, sen sadrazamsın, hadi buyur hükümetini kur demiyor. Dolayısıyla kim Şeyhülislam olacak, kim Harbiye Nazır olacak, kim Dahiliye Nazır olacak, bu isimleri de teker teker belirliyor. Diğer önemli bir yetkisi de şudur. Eyalet-i Mümtaze, biliyorsunuz, Osmanlı idari taksimatında bazı eyaletler var. Bunlar özel kanunlarla yönetiliyor. Bazen sancaktır, yani mutasarrıflıktır ama doğrudan doğruya İstanbul'a bağlıdır. Bazen de bir vilayet merkezidir. Nelerdi bunlar? İşte Mısır Eyalet-i Mümtaze'dendir. Kanunları farklıdır, yönetim tarzı farklıdır, vergi usulü farklıdır. Diğer işte Cebel Lübnan, yani bugünkü Lübnan'ı ve Filistin topraklarını da içine alan kısım. Zaman zaman Kudüs, tabi mutasarrıflık olarak bu Cebel Lübnan'dan ayrı olarak mütalaa ediliyor. İşte Sisam gibi. Bunlar Eyalet-i Mümtaze olarak geçiyor Osmanlı idari taksimatında. İşte bu mümtaz eyaletlerin yönetim mini doğrudan doğruya padişah belirler. Yani dahiliye nezareti ya da dahiliye nazırı çok ilgili değildir. Diğer önemli bir madde, daha doğrusu yetki, bu yedinci madde çerçevesinde rütbelerin tamamını, görev ve nişanların tamamını padişah verir. Yani birisi vezir olacak, birisi terfi edecek, işte miralaydır diyelim ki asker, mirliva olacak, yani Tuğgeneral rütbesine atanacak ya da tümgeneral olacak. İşte bu bütün rütbelerin tamamını, sivil paşalık ünvanlarını kim veriyor? Padişah veriyor. Para basımı, hutbelerde padişah isminin okunması, uluslararası ticaret antlaşmaları, savaşı sona erdiren ateşkesler, antlaşmaların tamamı padişahın yetkisi dahilinde. İşte hutbelerde padişahın ismi okunur, savaşı ilan eder, eğer savaş olacaksa barışı o karar verir. Ordu komutası kendisindedir, yani başkomutandır. Başkomutanlığı fiilen deruhte edecek, yani adına başkomutanlık yapacak olan işte Harbiye Nazırı'dır. O Harbiye Nazırı'nı da bizzatihi kendisi ismini belirler. O atar. Evet, kanunların icrası, nizamnamelerin yani yönetmeliklerin hazırlanması mutlaka ve mutlaka padişahın görüşü doğrultusunda hazırlanır. Cezaların indirimi, müebbet hapse
çarptırılmıştır ya da kalebentliğe çarptırılmıştır ya da idam cezası verilmiştir. Bu cezaların indirimi, cezaların af edilmesi ya da infazı. Evet, bu işte padişahın ikisi dahilindedir. Ve en önemlisi de meclisin gerekli hallerde feshi. Yani padişah bu 7. maddeye dayanarak doğrudan doğruya meclisi feshedebilir. İşte 13 Şubat 1878'de 2. Abdülhamit bu maddeye dayanarak parlamentoyu feshetmişti ve anayasayı rafa kaldırmıştı. Diğer önemli bir madde daha vardı, 113. madde. O da işte sıkı yönetimle ilgili. Yani ülkenin herhangi bir bölgesinde bir karışıklık çıkarsa, kaotik bir ortam oluşursa o bölgede ürfi idareyi ilan eder. Yani sıkı yönetimi ilan eder ve bu olaylara sebebiyet veren insanları gerek yurt içinde ya da yurt dışında sürgüne gönderir. İşte Mithat Paşa'yı da dolayısıyla yurt dışına sürgüne göndermesi bu 113. maddeye bağlıydı. Şimdi bunları ben niçin anlattım? Bunları şunun için anlattım. İttihat ve Terakki iktidara gelir gelmez. Yani 27 Nisan 1909'da 2. Abdülhamit tahttan indirilir ve yerine Mehmet Reşat tahta çıkar. İşte bu kısa süre içerisinde Mehmet Reşat'ın iktidarının ilk aylarında işte 22 Ağustos 1909 demek ki 4 ay sonra aşağı yukarı ilk yaptıkları iş 23 Temmuz 1908'de ilan etmiş oldukları bu meşruti monarşi ve aynı zamanda yürürlüğe koydukları anayasanın maddelerine neşter vurmak olmuştur. Nasıl bir neşter vurulmuştur? Üçüncü madde ile yedinci madde daha çok ilgilerini çekmiştir. Bu üçüncü maddede şöyle bir husus vardı. Hükümdar Ali Osman ailesinin adet-i kadime üzere, yani adet-i kadime dediği Sultan 1. Ahmet'in ihdas etmiş olduğu veraset sistemi. Babadan oğula değil de hanedanın en büyük erkek evladı. Ona şöyle bir madde ilave ediyorlar. Padişah meclis huzurunda şer-i şerife uyacağına, kanun esasi hükümlerine riayet edeceğine dair yemin eder. Yani padişahı meclis huzurunda, tahta çıktığı sırada meclis huzurunda böyle bir yemin mecburiyeti getiriliyor. Evet, şer-i şerife uyacağım, kanun esası ahkamına riayet edeceğim. Böyle bir madde ilave ediyorlar, yani üçüncü madde. En büyük değişikliği, tabii ki yedinci madde ile 119. madde üzerine yapıyorlar. 119. maddeyi tamamen lağv ediyorlar, ilga ediyorlar. Ama yedinci maddede de padişahın yetkilerini tırpanlıyorlar. Nasıl tırpanlıyorlar? Sadece iki şey yapabiliyor padişah. Bir, sadrazamın günümüzde de cumhurbaşkanı işte kimin başbakan olacağını belirliyordu. Yani başbakanlık sistemi var iken bizim ülkemizde başbakanı cumhurbaşkanı belirliyordu. Başbakan da evet kabinesini oluşturuyordu. Elbette perde arkasında devlet başkanıyla tabii görüşülüyordu. İsimler üzerinde belki bir mutabakat sağlanıyordu. Ama görünürde hükümet başkanı o kabine üyelerini belirliyordu. İşte burada sadece ve sadece Şeyhülislam ile sadrazamı belirleme yetkisi, ismini belirleme yetkisi padişaha bırakılıyor. Ve diğer bütün maddeler tırpanlanıyor. Ceza affı ve ceza indirimi meclisin uygun görüşüyle ancak olabilecektir. Meclisin feshini padişah istediği zaman yapamayacaktır. Ayan meclisi var. Yani meclis mebusanın üstünde
işte 40 yaşını doldurmuş ve dolayısıyla üst düzey bürokratik görevlerde bulunmuş olan ilmiye sınıfı mensubu ya da askeri Ömer Ağa arasında, yani general rütbesine haiz, mareşal rütbesine haiz askerler arasında, ilmiyede de en alt işte kazaskerlik makamını ihraz etmiş olanlar arasında ne yapılıyordu? Meclis-i Ayan üyeleri seçiliyordu kayda hayat şartıyla. İşte bunların uygun görüşüyle ancak meclisi feshedebilecekti. Bu yetki de elinden alınmıştı. Meclisin onayı olmadan herhangi bir barış da yapılamayacaktı. Dolayısıyla savaş da, savaşın ilanı da olmayacak. Böyle bir madde ilave etmişlerdi. Ve en ilginci, hükümdar başkomutan olmasına rağmen kendisi adına başkomutanlığı yapacak olan Harbiye Nazırı'nı atayamıyordu. Yani Harbiye Nazırı kim olacaktır? Ben madem ki başkomutanım ve benim adıma bu başkomutanlığı icra edecek olan Harbiye Nazırı'dır. Bu Harbiye Nazırı'nın ismini dahi belirtemiyordu. Belirtme yetkisi elinden alınmıştı. Şimdi kısaca böyle özetledik. Acaba Mehmet Reşat bu kısıtlanmış olan yetkilerini ne kadar kullanabildi? Bunun bir iki örnekle üzerinde durmamız gerekir. Bildiğiniz gibi Sultan Reşat, evet, yaşlıydı. Hakikaten 65 yaşlarındaydı. Pek çok arızaları vardı, rahatsızlıkları vardı. Muzdaripti, şeker hastalığından muzdaripti, prostattan muzdaripti. Ciddi sıkıntıları vardı. Ve en önemlisi de tabii Sultan II. Abdülhamid'in bu siyasi yeteneklerine, cesaretine sahip birisi de değildi. Denilebilir ki bütün o 9 yıllık iktidarı tamamen İttihat ve Terakki'nin gölgesinde ve İttihat ve Terakki'nin korkusuyla geçmiştir. Dolayısıyla sadece önüne gelen evrakı imzalamakla yetinmiştir. Hatta ilginçtir bu son dönemlerinde, yani işte Haziran 1918'de, 3 Temmuz'da vefat edecektir. 1918 3 Temmuz'unda evlatlarım, benden sonrakisi size zorluk çıkarabilir. Dolayısıyla iradeye iktidarın olacak olan ne varsa, yani iradeyi gerektirecek hangi husus varsa getirin imzalayalım diye diyecektir. Yani gözü kapalı bir imza makinesi gibi. Şimdi iki örnek üzerinde duracağım. Bu biraz da konumuzu da ilgilendiriyor. Mesela Enver Paşa'nın Harbiye Nazırı oluşu çok ilginçtir. Aslında çok fazla, ancak çok incelerseniz, çok kurcalarsanız, epey bir mesai sarf ederseniz bu ayrıntılara bulabilirsiniz. Harbiye Nazırlığı, hani biz şunu biliyoruz, yani 33 yaşında Harbiye Nazır ve Başkumandan Vekili oldu diyoruz, deriz. Halbuki arka planında farklı bir şey var. Biliyorsunuz atıf var. İttihat ve Terakki'nin fedailerinden manastırda Şemsi Paşa'yı katledecektir. Şemsi Paşa'yı 2. Abdülhamit bu Makedonya bölgesinde sükuneti sağlamak üzere gönderilmişti. Ama Manastır Postanesi'nin önünde atıf dediğimiz, o zaman mülazımdır, teğmen rütbesindedir. Üniformasıyla adamı öldürecektir, mareşal rütbesini taşıyan birisini öldürecektir. Ve hiç kimse de kendisine hesap sormayacaktır. Atıf Kamçıl, yani soyadı kanun çıktıktan sonra Kamçıl soyadını alacaktır. Ve uzun süre parlamentoda görev yapacak. Büyük Millet Meclisi'nde görev yapacaktır. Diğeri ise yine herkesin bildiği bir fedai Yakup Cemil. Bu da 1916'da doğrudan doğruya bütün pis işlerini kendisine yaptırdıktan sonra Enver Paşa Divan-ı Harbe verecek ve 1916'da gözün yaşına bakmadan kurşuna dizdirtecektir bu Yakup Cemil'i. Şimdi bu Yakup Cemil ve
Atıf'ın iki fedainin içinde bulunduğu bir heyet hazırlanıyor. Yakup Cemil'i yine antiparantez belirtelim. Babil'i baskınında Harbiye Nazırı ve Başkumandan Vekili Nazım Paşa'yı da vuran kişidir. Yine üniformasıyla. Yani düşününüz ki Harbiye Nazırı'nı katlediyor ve kimse kendisine hesap sormuyor. Bu ikisini de içinde bulundu. İşte Sapancalı Hakkı var. İsmail Can Polat var. Bunlar fedai takımıdır İttihat ve Terakki'nin. Bu dört kişilik bir heyet doğrudan doğruya Dahiliye Nazırı Talat Bey'e gideceklerdir. Talat Bey Dahiliye Nazırı. Yani 3 Temmuz 1918'e kadar, pardon 1917'ye kadar vezaret rütbesi alarak başbakan olduğu tarihe kadar hep Dahiliye Nazırı'dır kendisi. Ona gideceklerdir. Diyeceklerdi ki arkadaş biz istiyoruz ki Enver Harbiye Nazırı olsun. Harbiye Nazırlığı için biz ısrarcıyız. Enver Bey'in arzusu da bu doğrultudadır. Biz söylüyoruz ve derhal bunu yapın. Şimdi Talat Paşa, Talat Bey diyor ki Enver henüz çok genç. Dolayısıyla rütbesi de buna kafi değil. Yani yarbay rütbesinde. 1913'ün sonlarından bahsediyoruz. Yarbay rütbesindedir. Ne olacak diyor. Yani rütbe ise rütbe verilir. Şimdi şaka gibi geliyor. Ama gerçek işte bu. Tarih budur. Henüz genç ama fark etmez diyor. Biz istiyoruz. Olsun. Rütbesi yetmez. Rütbe verelim diyor. Dolayısıyla 15 Aralık 1913'te Mir alayı olacaktır. 19 gün sonra Mirliva, Tuğyar olacaktır. 7 gün sonra yani 4 Ocak 1914'te de Harbiye Nazırı ve Başkumandan Vekili. 32 yaşında. O zamana kadar herhangi bir Togay yönetmemiş, bir tümen yönetmemiş, bir alay yönetmemiş, bir askeri birliğe komuta etmemiş. Birisi. Birdenbire Harbiye Nazırı ve Başkumandan Vekili. Evet, diğer bir husus daha var. O husus şudur. Mesela Şevli İslam'ı belirleyebiliyordu. Bu 7. maddede yapılan değişiklikler üzerine 1916 Mayıs'ında Hayri Ürgüplü, Ürgüplü soyadını alacaktır. Onu da gönlükleri neşredildi. İşte kaçıncı kuşak torunu bilmiyorum ama o soyadı taşıyan birisi. Biliyorsunuz 1960 darbesinden sonra bir Suat Hayri Ürgüplü diye birisi yani bu aileden başbakanlıkta yapmıştı. Evet bu günlükler neşredildi. O günlüklerde de çok ayrıntılı bilgiler var. O istifa ediyor 1916 Mayıs'ında ve istifasını verdikten sonra nezaketen Sultan Reşat'ı ziyaret ediyor. Sultan Reşat diyor ki peki Şeyhülislam Efendi diyor, Efendi Hazretleri diyor kimi önerirsiniz? Yani sizin makamına gelecek olan şahıs kim olmalıdır diyor. 4 tane isim öneriyor. Bunlardan bir tanesi eski Şeyhülislamlardan Musa Kazım Efendi. Masonluğuyla biliniyor. Ona da hatıraları neşredildi biliyorsunuz. Diğeri ise kazasker Mahmut Esat Efendi, kazasker rütbesinde. Diğer üçüncü bir isim Necmettin Mulla ve dördüncü isim de Hacı Evliya. Şimdi Reşat, Sultan Reşat bu ilk iki ismi Musa Kazım Efendi ile Mahmut Esat'ı çiziyor üzerlerine. Sebebi de şudur, belirtmekte bir mahzur yok. Musa Kazım diyor farmason. Yani bir masonun Şeyhülislamlık makamında bulunması asla ve kata caiz değil. Her ne kadar daha önce Şeyhülislamlık yapmış olsa da diyor. Mahmut Esat ise diyor Avrupa'da huvardalığıyla meşhur diyor.
Paris'te işte avratlarla gezintisi, şu su diyor. Çok ayyuka çıktı. Dolayısıyla böyle birisinin Şeyhülislamlık makamına getirmesi de çok doğru değil. Ama Necmettin Molla ile Hacı Evliya arasında bir tercih yapılabilir. Bunu söylüyor. Açık açık belirtiyor bunu. Halbuki 7. madde bu kısıtlanmış haliyle dahi yetki doğrudan doğruya hükümdarındır, padişahındır. Yani sadrazamı belirler, Şeyhülislam'ı belirler. Ama İttihat ve Terakki ne yapıyor? Tam tersini yapıyor. Musa Kazım Efendi'yi Şeyhülislamlık makamına getiriyor. Evet. Tabii sadrazamlık da böyledir. Hiçbir zaman Sultan Reşat doğrudan doğruya üzerinde durmamıştır, ısrar etmemiştir, şu sadrazam olacaktı diyememiştir. Mesela Talat Paşa'nın sadrazamlığı öyledir, Said Halim Paşa'nın sadrazamlığı öyledir. Doğrudan doğruya İttihat ve Terakki Merkezi Umumisi kim üzerinde duruyorsa, kimin bakan olacağına karar veriyorsa, kimin Şeyhülislam olacağına karar veriyorsa, Harbiye Nazır olacağına karar veriyorsa, evet o oluyor. Yani bu yetki hiçbir zaman kullanamamıştır, kullanmamıştır. Bütün bu açıklamalardan sonra şöyle yapalım, biraz hızlandıralım. Talat Paşa hatıralarında ne diyor? Yani Birinci Dünya Savaşı'nın girişle ilgili nasıl bir savunma içerisine giriyor? Diyor ki Osmanlı Devleti tek başına, yani Avrupa, her zaman ben söylüyorum, Birinci Dünya Savaşı aslında Cihan Savaşı bir Avrupa Savaşı'dır. Yani emperyal devletlerin hesaplaşmasıdır. Kendi aralarındaki hesapları görmeleridir. Emperyal sahaların bölüşmeleridir. Elbette Osmanlı toprakları da bu emperyal saha içerisinde yer alıyor. O ayrı bir bahistir belki. Üzerine durmak belki günün şimdi şu anda çok fazla zamanımız alacaktır. Talat Paşa diyor ki Osmanlı Devleti tek başına varlığını sürdüremez. Mutlaka ve mutlaka bir tarafta yer almalıdır. O tarafta Almanya tercih edilmelidir. Çünkü Almanya mutlak bir güçtür. Genç bir devlettir. Yani 1871'de Almanya, bugünkü Almanya Devleti'nin teessüsü genç bir devlettir ve Avrupa devletler arasında en güçlü olan devlettir. Bir savaş esnasında da mutlak galiptir. Mağlubiyeti düşünülemez diyor. Nihayet bu bunların yanında yer alırsak, dolayısıyla biz savaşın kazananı tarafında oluruz. Gücümüzü toparlarız, silah ve mühimmatımızı kendimiz üretmeye başlarız. Eğitimi, marifi bütün Osmanlı coğrafyasına yayarız. Ulaşımda, sanayide, ticarette belli bir mesafe kat ederiz. Çünkü görüşü budur. Mesela hatıralarında diyor ki, Goben ve Breslau'nun Çanakkale'den girişinden benim haberim olmadı. Şimdi bir dahiliye nazırı düşününüz, İçişleri Bakanı'nı düşününüz ki Ege Denizi'nden savaş başlamıştır. Almanya savaşan taraflardan birisidir. Yani üçlü ittifakın içerisinde yer alıyor. Karşı tarafında İtilaf Devletleri var. Tarafsız bir devletsin ama tarafsız bir devlet sıfatıyla iki tane savaş gemisi müsellahan yani silahlı olarak Ege Denizi'nden, Boğaz'dan içeri giriyorlar ve Dahiliye Nazırı'nın haberi yoktur. Hatıralarında öyle diyor. Benim haberim olmadı diyor. Dahiliye Nazırı'nın haberi yok. Şimdi mesela Amerikan Büyükelçisi var. Morgan Tau o dönemde İstanbul'da bir büyükelçi, Amerika Birleşik Devletleri'nin büyükelçisi.
Daha sonra hatıralarını kaleme alacaktır. O hatıralarında der ki Goben ve Breslau'nun yani Yavuz ve Midilli'nin Çanakkale'den Marmara Denizi'ne girişi Wangenheim'in siyasi dehasının eseridir, siyasi başarısının eseridir der. Şimdi Talat Paşa, Wangenheim çok namuslu birisiydi, çok dürüst birisiydi, mert birisiydi. Böyle arkamızda iş çevirecek bir tiniyette değildi. Hatıralarında yazıyor. Yani Morgenthau'yu aslında kendisine itibar etmediğimiz için bize çamur atmaya çalışıyor gibi bir savunmanın içerisine gidiyor. Şimdi Halil Menteş'e, onun da hatıraları neşredildi 1986'da. Biliyorsunuz kendisi Milaslıdır, Milas doğumludur. Evet, 1875 doğumlu. 1948'de yine Milas'ta vefat edecektir. 16 sene 1931'den evet 48'e kadar yani ölümüne kadar mecliste görev yapacaktır. Aydın mebusu olarak görev yapacaktır. Yani Büyük Millet Meclisi'nde Ankara'da. Böyle birisi. Biliyorsunuz Halil Menteş'e Nahit Menteş'e vardı. Yine Adalet Partisi döneminde uzun süre Milli Eğitim Bakanlığı da yaptı, çeşitli bakanlıklarda bulundu. İşte bu Halil Menteşe'nin oğlu. Şimdi o da diyor ki Meclis Mebusan Başkanı Hariciye Nazırlığı yapıyor uzun süre. Yani Dışişleri Bakanlığı yapıyor. İttihat ve Terakki döneminde. İttihat ve Terakki Merkez-i Umumi'nin önde gelen şahsiyetlerinin birisi. Sözlerimizin başında bahsetmiştik. En tahsil görmüş insanlardan birisi de budur demiştik. O da diyor ki gemilerin boğazdan geçişi hakkında herhangi bir bilgim yoktu diyor. 11 Ağustos gecesi yani gemiler 10 Ağustos 1914'te boğazdan geçiş yapacaklar. Demek ki Almanya'nın savaşa dahil olduğunun 8. günü. 11 Ağustos akşamı diyor benim haberim oldu. Şöyle haberim oldu. Sadrazam Halim Paşa, Said Halim Paşa diyor beni davet etti. Yeniköy'deki yalısına gittim. Gittiğimde salonda Enver ile Enver Paşa ile Talat Paşa'yı, daha doğrusu Talat Bey'i ayaktayken, konuşuyorlarken gördüm. Gel bir oğlumuz oldu. Bir oğlumuz oldu. Ben de şaşırdım. Yani nedir yani bir oğlumuz oldu? Sonra diyor toplantıya geçtikten sonra konu anlaşıldı ki evet iki savaş gemisi boğazdan içeri girmişler ve dolayısıyla da büyük uluslararası bir krize sebebiyet veriyor. Şimdi savaş hukukuna göre tarafsız bir devlet, taraf olan bir savaşa taraf olan bir ülkenin herhangi bir askeri birliğini ya da işte silahlı gemisini ya da uçağını, günümüzde de öyledir, sahasında ya da kara sularında kabul etmez. Kabul ettiği takdirde tarafsızlığını yitirmiş olur. Şimdi ne yapalım? Bu gemileri satın alalım. Halil Menteşe'ye göre bu fikir kendisinden sadır oluyor. İşte 80 milyon marka bu iki gemi satın alınıyor ve isimleri değiştiriliyor. Göndere Osmanlı bayrağı çekiliyor. Amiral Şöson da dahil olmak üzere bu bahsettiğim bütün subaylar yani Karl Dönitz ve Theodor Kraus da yani yarbaylar da dahil olmak üzere onların hepsi Osmanlı şifresi giyiyorlar. Osmanlı üniforması giyiyorlar. Bahriye üniforması. Evet tamam bu Osmanlı malı. Şimdi böyle zannediyorlar. Bu şekilde paçayı sıyıracaklarını düşünüyorlar. Şimdi mesela Halil Menteş'e hep şunu söylüyor. İttihat ve Terakki sonrasında Enver Paşa'nın doğrudan doğruya Amiral Şöson'a talimat verdiği, emir verdiği ve bu emir doğrultusunda
Rus limanları tahrip edildiği, bombardıman edildiği söyleniyor diyor. Hayır diyor. Enver Paşa'nın böyle bir emri yoktur. Halbuki emir 1992'de neşredildi. Almancasını ve Osmanlı Türkçesi metninin de beraber neşredildi. Bunu gördüm. Diyor ki böyle bir şey yok. Yani Enver'in bir dahli yok diyor. Şimdi Cemal Paşa ne diyor? Bahriye Nazırı, 4. Ordu Komutanı, Suriye Askeri Valisi, Genel Valisi. O da şunu söylüyor. Diyor ki bizim tek amacımız umumi harp neticesinde, yani 1. Dünya Savaşı neticesinde uluslararası kararlarla elimizi kolumuzu bağlayan bütün antlaşmaları ortadan kaldırmak. Umumiyetle kapitülasyonlara tabii atıfta bulunuyor. İşte bu kapitülasyonlar var, kapitülasyon, düğün umumiye var, tabii umumi borçlar var, çok az da olsa, az da kalmış olsa. İşte bunlardan diyor kurtulmaktı. Çünkü Almanya galip gelecek ve dolayısıyla bizler de kurtulacaktık bu kararların baskısından. Ve en önemlisi Batı'nın bize dayatmış olduğu ıslahatları kendimiz yapacaktık. Neydi o ıslahatlar? Umumiyetle Rumeli bölgesinde ve Eyalet-i Sitte'de, yani doğudaki bütün Doğu Anadolu, Trabzon'dan İskenderun'a bir çizgi çiziniz, Trabzon'da dahil olmak üzere. Evet, bu Eyalet-i Sitte'yi meydana getiriyor. İşte burada Rumlar var, Ermeniler var. Bu Ermenilerin ve Rumların hayatlarını kolaylaştıracak bir takım ıslahatlar. Evet, o da tabii bir bahsi diğerdir. Çünkü uzun sürer o, onun üzerine durmayacak. İşte o ıslahatları da biz kendimiz yapalım. Biz savaştan bunu bekliyorduk, diyor. Evet, şimdi peki şu sondan bahsetmiştik. Bu, evet, sadece Osmanlı üniformasını giymekle kalmadı. Donanma komutanlığına da atandı. Yani bütün deniz kuvvetlerinde, deniz gücünde Bahriye Nazırı, yani Cemal Paşa'dan sonra 2 numaralı adam. Bütün donanma onun emrinde. Donanma komutanı yapılıyor. Cemal Paşa'ya bağlı, Bahriye Nazırı'na bağlı. Ama hiçbir zaman Bahriye Nazırı'nın emriyle hareket etmiyor. Talimatları doğrultusunda hareket etmiyor. Doğrudan doğruya ben genel karargaha karşı sorumluyum. Genel karargah ya da büyük karargah dedi Harbiye Nezaret. Yani Harbiye Nazırı Enver Paşa'dan ben emirleri alırım. Bunu açık açık söylüyor ve Cemal Paşa da kendi anılarında bundan şikayet de ediyor. Şimdi Cavit Bey, işte o maliyeci Cavit Bey, sabrınıza biraz müracaat edeyim. Bitirmek üzereyim ben. Diyor ki Goben ve Breslau hiçbir mukavemete uğramaksızın doğrudan doğruya Çanakkale'den içeri girdiler diyor. Şimdi dolayısıyla bir taraflığı, yani tarafsızlığı ihlal etmek noktasından bu derece bir olay olamaz diyor. Feryat ediyor. Yani öyle bir şey ki iki gemi diyor hiçbir mukavemet görmeden elini kolunu sallaya sallaya içeri giriyorlar. Almanya savaş halinde ve dolayısıyla biz bir tarafız ve bu tarafsızlığımızı ihlal eden bir olay. Enver için çok ilginç düşünceler var. Enver diyor ki Alman hayranı ve dolayısıyla Almanya'nın mutlak gücüne diyor ram olmuş birisi. Almanya'nın yenilmez olacağı inancında. Ve Almanya galip geldiği takdirde biz de galip geleceğiz. Rumeli'nin tamamını tekrar ele geçireceğiz. Kırım, elimizden çıkmış Kırım'ı tekrar ele geçireceğiz. Kafkasya'da kaybettiğimiz toprakları tekrar ele geçireceğiz. Orta Asya'ya yolumuz açılacak. Ve en önemlisi Hindistan'a
gideceğiz, Hindistan'a. Büyük bir Türk İmparatorluğu tesis edeceğiz. Şimdi hakkında yazılan çok ayrıntılı kitaplar var Enver Paşa ile ilgili. Orada bu rahatlıkla görürsün. İmkan bolsa, mesela savaş iyi gitseydi, diyelim ki Almanya galip gelseydi, elbette bizim belki bir kurtuluş savaşımız olmayacaktı. Bir Alman Doğu İmparatorluğu kurulacaktı. İşte Enver de belki hanedanı Ali Osman yerine Enver işte bir Doğu valisi, genel valisi gibi, bir müstemleke valisi gibi belki hayatını sürdürecekti. Bunu görmek mümkündür. Enver diyor ki ateşe atılmaya hazır diyor hemen. Hemen hazır diyor. Bunları söylüyor. Şimdi demin söylemiştim, 1992'de bu emir neşredildi. Gerçekten emri doğrudan doğruya Amiral Şuson'a veriyor. Ve diyor ki doğru git. Karadeniz sahilinde donanmayı diyor bombardıman et. Petrol tanklarını, depolarını tahrip et. Ticaret limanını diyor gemiler batır. Budur. Şimdi mesela başka bir hikaye daha var. Ruslar Çanakkale Boğazı'nın girişine mayın koymak istiyorlardı ve dolayısıyla Osmanlı donanmasını Marmara'ya hapsetmek istiyorlardı. Öyle ya, çünkü Ege'de, Akdeniz, ya daha doğrusu Akdeniz'de savaş var, devam ediyor. Marmara Denizi var. Marmara Denizi'nin dışında işte Karadeniz var. Karadeniz'e en uzun sahil olan bir ülkeyiz. Yarımada'nın en uzun sahillerinden biri işte Karadeniz sahili, Akdeniz sahili keza. Burada hapsetmek üzere Çanakkale, İstanbul Boğazı'nın yani Karadeniz Boğazı'nın girişine diyor mayın düşüyorlardı. İşte bu gemiler müdahale ettiler. Ve müdahale ile bu savaş patlak verdi. Bütün bunları söylüyor. Şimdi Goben ve Breslau'nun bu süvarileri neler diyor? Karl Dönitz, biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'nda bahsetmiştim. Almanya'nın Deniz Kuvvetleri Komutanı, amiral olarak bu Theodor Kraus'la beraber işte Kader Gemileri diye kitap yazmışlardı. Burada diyor ki bizim en önemli hedefimiz Çanakkale'ydi. Emir gelinceye kadar Akdeniz'de dolaşıp durduk. Çeşitli limanlarda, o zaman İtalya henüz savaşa girmiş değil, yani Birinci Dünya Savaşı'na dahil olmuş değil, İtalyan limanlarında, Malta'da, Ege adalarında, şurada burada vakit geçirdik. Ne zamana kadar? Doğrudan doğruya Kaiser Wilhelm'den, 2. Wilhelm'den aldığımız telgraf talimatıyla. Telgraf talimatı şu: evet, doğrudan doğruya Çanakkale'ye gidin ve İstanbul'un önünde demirleyin. Çok ilginçtir. Şayet izin verilmezse, yani giriş için bir izin verilmezse, ya iyilikle girecektik ya da zorla girecektik. Yani oradaki tahkimatları bombardıman ede ede biz ne pahasına olursa olsun Marmara Denizi'ne girecektik diyor. Şimdi diyor ki amaçlarımızdan birisi Almanya'ya bir müttefik kazandırmak. Bu müttefikin her ne kadar askeri gücü bir kıymetle harbiye ifade etmese de en azından doğuda Rusları meşgul edecek. Belki Kanal bölgesinde İngilizleri meşgul edecek ve Avrupa'da, Avrupa'nın doğu cephesinde, batı cephesinde Almanya'nın yükü hafiflemiş olacak. Zaman kazanacağız ve böylelikle tarihin akışını değiştireceğiz diyor. Almanya'ya bir müttefik kazandırmak suretiyle bunu yapacağız diyor. Ve kendileri de çok açık olarak bahsediyor, söylüyor. Diyor ki 26 Ekim'de Şoşon bize talimat verdi, donanma komutanıya. 26 Ekim 1918, 14 sabahı. Saat 5.30'da hareket edin Karadeniz istikamet. Çünkü Guben, yani Yavuz adını anan gemi amiral gemisi.
donanma komutanı orada, makamı oradadır ve orada bulunuyor. Eğer bir harekata karışacaksa da, katılacaksa da o harekatı o gemide yönetiyor. Kimler vardı bizimle beraber? Elbette Breslau, yani Midilli ismini alan gemimiz. Osmanlı donanmasından da 3 tane gemi. Bunlardan bir tanesi Berki Satvet, öbürü Hamidiye. Malum Hamidiye kahraman olarak bilinir, biliyorsunuz Rauf Orbay. Bu Balkan Savaşı sırasında Gelibolu'da yapmış olduğu bir çıkarmayla gerçekten cüretkar bir harekattır. Şayet Hamidiye kahraman, yani Kroozir'in o girişimi olmasaydı muhtemelen belki Bulgarlar İstanbul'a kadar gelebileceklerdi. Onun için Çatalca'da mıhlanıp kalıyorlar. Ve tabii bu hareket de Rauf Bey'e Hamidiye kahramanı unvanını kazandıracaktır. Haklı bir kahramanlıktır elbette. Fakat ilginçtir, Rauf Orbay, onun iki ciltlik biliyorsunuz Hatıralar Neşesi, Cehennem Değirmeni diye, orada bunda bir bahis yoktur. Yani çünkü Hamidiye süvarisidir kendisi işin niyetinde. İngiltere'de tahsil görmüştür, denizcilik tahsili görmüştür. Yani İngilizceyi çok fevkalade rahat bir şekilde kullanabilmektedir. Hem yazı hem konuşma bakımından. Bu Cehennem Değirmeni'nde daha çok işte bu Mondros mütarekesi, o Mondros'taki rahatsız olarak gidiyor biliyorsunuz o görüşmeleri, işte kongre süreci, milli mücadelenin başlangıcı, işte başbakanlığı falan filan. Bunlardan bahsediyor. Mesela bu 26 Ekim'deki Karadeniz'den kendine, yani Hamidiye zırhlısı da beraber olduğu halde bahsediyoruz. Her geminin adı da peki Şevket. Yani 5 parçalık bir filo. Zırhlı gemiler, savaş gemileri. Bunlar Karadeniz'e açılıyorlar. 26 Ekim sabahı saat 5.30'da Boğaz'dan çıkış yapıyorlar. Ve hedef Kırım, Novorossiysk ve Odessa. Yani Osmanlı metinlerinde Hacı Bey diye geçer. Şimdi Ukrayna'nın Odessa dediğimiz. Şimdi bu bölgelerde neler var? İşte bu ticaret limanı Feodosia, bu önemli bir ticaret gemilerinin bulunduğu bir yerdir. Mesela yük gemileri şurada yüklerini boşaltıyorlar. İhraç malı oradan alıyorlar Rusya'nın. Orada mesela bir Fransız gemisi de, ticaret gemisi de yüküyle, mürettebatıyla beraber batırılmıştır. Odessa'da donanma üsleri var. Keza Novorossiysk'te petrol tankları var, limandır, petrol depoları var ve savaş gemilerinin inşa dokları var ve savaş gemileri tabii orada demirli. Yani bizdeki işte Gülcük gibi değil mi? Gülcük'teki tersanemiz gibi ya da işte aklıma gelmedi. Akdeniz'de de böyle bizim bir limanımız var. Sazlı, ne Sazlı? Aksas. Evet. Böyle askeri bölge orası. Şimdi Novorossiysk, 14 gemiyi batırıyorlar. 14 Rus gemisi, bir tane Fransız ticaret gemisi batırılıyor. 70 petrol deposunu, tankını uçuruyorlar. Ve herhangi bir zayiat vermeden de 1 Kasım 1914'te Çanakkale Boğazı'ndan giriş yapıyorlar. Evet, burada sözlerime son vereyim.